Değerli Bilirkişi TV izleyenleri, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve teşekkürlerimle başlamak istiyorum. Çünkü daha önce yaptığımız program 100 binin üzerinde bir izleyici sayısına ulaştı. Ancak burada sizlere bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle kanalımız paralı değildir. Lütfen abone tuşunu da basarak abonemiz olmanızı istirham edeceğim. Bizim kanalımızda reklam da yoktur. Bu arada bunu da söyleyeyim. Tekrardan Sayın Ufuk Söylemez'le birlikteyiz. Sizlere bugün Türkiye'nin önümüzdeki günlerdeki koşullarını Sayın Bakanım'la paylaşmak istiyoruz. Bu arada önemli bir duyuruda bulunmak istiyorum. Dün çok sevdiğimiz Sayın Eski Anayasa Mahkemesi Başkanımız Yekta Güngör Özden Bey'in eşini toprağa verdik Sayın Bakanım'la birlikte katıldığımız bir törenle. Necda Hanımefendi'ye bol ışık, Sayın Yekta Güngör Özden'e de saygılarımızla sabırlarımızı iletmemizi istiyorum. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Evet hoş bulduk, teşekkür ederim. Dün sabahleyin erken bir saatte olmasına rağmen sizin televizyondaki konuşmanızı çok zevkle izledim. Şöyle başlamak istiyorum. Her şey çok güzel olacak diyerek şu güzel fıkranızı bir anlattıktan sonra boks fıkranızı anlattıktan sonra kendi damadınızdan çok damat bakanı konuşuyorsunuz her yerde. Şu bakanın son dolar durumları, dolar rezervleri ve bu çizdiği güzel tablolar nereye gideceği bir paylaşalım istiyorum. Hayır, sayın izleyicilerimizle. Evet, özellikle ben de teşekkür ederim size ve Bilirkişi kanalına. Hakikaten Bilirkişi YouTube kanalı esasında hukuk temelli bir kanal. Değerli hukukçuların organize ettiği ve bir vatanseverlik sorumluluk duygusuyla hukuk devletine olan saygıyla yaptıkları bir şey. Ben de çok izlenmesinden ve beni zaman zaman davet etmenizden mutluluk duyduğumu ifade ederim. Alternatif medya kanalları, bugün çok kanallı ama tek sesli hale getirilmiş medya dünyasında Türk halkı için demokratik bir umut ışığı olmuştur. Sağ olun. Ses olmuştur. O bakımdan ben de bu YouTube kanalında ki para almadığı söylüyor abonelikte, abone olunmasında fayda görürüm. Çünkü buralarda konuşuyoruz. Yani tabii. Bunlar dalga dalga yayılıyor ve egemen müşterinin siyasal iktidarın baskılığına rağmen özgürce konuşabilecek önemli platformlardan biri oluyor. Şimdi bu girişten sonra sizin sorunuza gelelim. Şimdi damat Berat'ı esasında benim kişisel hiçbir sorunum olamaz. Tabii. Aslında sempatik bir genç. Başka bir meslekte olsa veya şeyde olsa sempatiyle karşılayabilirim. Çünkü bir kabiliyeti var konuşma. Hani neredeyse bir standart yapsa, standart programı yapsa başarılı olur. Ama ekonomi çok ciddi bir şey. Türk ekonomisinin içine girdiği kırılgan durum, vahim riskler, tarihin en ağır ve en uzun süreli ve derin ekonomik krizinin sorumlusu mevkisinde olması, onun daha ihtiyatlı olmasını, daha kredibilitesini yitirmeyecek adımlar ve konuşmalar yapmasını gerektiriyor. En ufak bir iyimser göstergede çıkıp şov yaparak muhalifleri, eleştirenlere ağır ifadelerle yüklenmesi adeta bir şey gibi böyle hani Karagöz Hacivat polemiği gibi şeylere girmesi yakışmaz bir bakana. Ben de ekonomi bakanlığı yaptım. Yani bu kadar çok çıkıp konuştuğumu, bu kadar iddialı ve köşeli laflar ettiğimi, bu lafların altında sonra, bir hafta sonra, bir ay sonra tam tersi o zaman da bu kadar ezildiğimi hiç hatırlamıyorum. Şu araya boksu bir sokun o zaman. Anlatacağım. Şimdi mesela geçen gün çıktı yine bir yandaş kanalı CNN Türkiye. Bir söyleşi yaptı. Ben de ilgili izliyorum. Diyor ki, türenin ucundan diyor genel ışık büyüyor. Her şey çok güzel olacak diyor. O da herhalde İmamoğlu'na özenmiş. Evet. Güzel yani bir moral vermesi, istemesi güzel ama bu damat bakan belki iyi yetişmiş, iyi eğitim almış falan da olabilir. Bilmiyorum fazla şey. Fethullah'ın okullarında yetişmiş. Ama biraz fazla özgüveni var. Yani. Ben buna şişirilmiş özgüven diyorum. Aşırı özgüvenli olmak da yani özgüven iyi bir şeydir de aşırı özgüvenli biraz da damatlı oradan yoksa bütün damatlara saygımız var. Evet. Damat Ferit'ler hariç yani. Ondan sonra. Şimdi mesela anlattı, o ya sanki isim şeyi anlatıyor, Monaco'yu anlatıyor. Yani öyle bir ekonomi anlatıyor ki, onun konuştuğu günlerde sanayi üretimi 10 yılın en kötüsü olmuş. Onun konuştuğu günlerde, haftalarda işsizlik son 10 yılın en kötüsü rakamlarına ulaşmış. Türkiye çok kırılgan ülkeler arasına gelmiş. CDS yani kredi default risk primleri 500 puana yaklaşmış. Geçti de. Yani şimdi
bu şartlarda ekonomi bakın biraz ihtiyatlı konuşuyor. Bir de bir ay iki ay önce söylediği her şeyin farklı çıkması nedeniyle birazcık da mahcup olması gerekiyor umarım ben. Ama o böyle şey yapıyor. Ben aklıma o fıkra geldi. Meşhur aslında bilinen bir fıkradır. Bilmeyenler için bir daha siz istiyorsunuz diye tekrarlayayım. Şimdi boks maçı var. İki boksör kıyasaya dövüşüyor ama bir tanesi fena hırpalanıyor. Yani kaşı patlıyor, burnu kırılıyor filan. Gong imdada yetişiyor. Köşeye nefes nefese kantar için oturuyor. Antrenörü ona ayakta kalması için moral vermeye çalışıyor. Aslanım çok iyi dövüşüyorsun. Bravo koçum filan diyor. Hocam diyor ben iyi dövüşüyorum da beni kim dövüyor diyor. Şimdi Türk ekonomisi içinde Berat Albayrak'ın çok iyi gidiyoruz demesinden aklıma bu çok fıkra geliyor. Çok yani bazı şeyleri fıkrayla anlatmak belki çok güzel. Doğrudan söylemekten daha bir sağ şey olabilir. Sağ olun, öyleyse hakikaten öyle. Yani bizi kim dövüyor peki? Yani bizi kim dövüyor? Türkiye'de döviz sevdiyat hesapları yıllarca olmadığı bir şekilde toplam mevduatın %56'sına ulaştı. Rezervimiz ne kadar? Rezervimiz yani net rezerv ben net rezerv, ben 11 milyar dolar hesaplıyorum. Net rezerv eksi olduğu bir iddia ediyor. Çünkü swap'la elde edilen evet. Dövizleri düşerseniz rezervler çok düşük. Geçtiğimiz hafta Reuters bir açıklama yaptı. 9.7 milyar dolar. Evet. Ama swap'lerle eksiye düşüyor dedi. Sizin dediğiniz. Ben de öyle. Ben doğru rakam verdim ama rakama fazla bombe. Mesela şu an söyle bir tablo getirmiştim. Bakayım oradan. Yanlış bir şey söylememek için. 10.5 kamu hariç evet, net dövizleri. Pardon 10.7 evet. 9 Mayıs itibariyle 10.5 net döviz rezerv, altın hariç, kamu hariç. Kamuyu koyarsak 14.7, altını koyarsak 22 falan. Yani ama tabii altında yükümlülüğü var. Evet. Altın yükümlülüğü düşünce toplam 14.7'ye düşüyor. Hadi ben kamuyu kabul ederim. Yani kamudur sonuç olarak. Yani bu hakkı bu çok düşük bir rakam. Yani kamuyu vergisine ne diyorsunuz? Kamuyu vergisi de şu var. Yani zaten bu gidişatı demin konuşmayı evet. Bağlamak istiyordum. Bu gidişatın sonu kambiyo kontrolüne gider. Yani Türkiye serbest piyasa ekonomisinde dövizin kurun serbestçe piyasada belirlendiği fiyatlamadan böyle giderse müdahaledir esasında. Yani döviz alımını zorlaştırıyor. Halbuki ekonomi kötü giderse yasaklarla bunu önleyemezsiniz. Bakın ekonomide yasak kabul edilmez. Ben bunu anlattım bilmiyorum geçen konuşmamız ama sakıncası yok bir de anlatayım. Genç bir müfettişim, hatta müfettiş muavinim, gencim yani. 80'li yıllar, 81'de falan yani. Kıbrıs'taki Rum lirası hesaplarının Kıbrıs bankalarında Türk harekattan sonra, Barış'a geldiğimizden sonra Barış'ın Türk lirasına çevirme denetlemesini yapmak üzere bir baş murakabın başlandığında ben ve 3 Ziraat Bankası müfettişi arkadaşımız o dönemde Kıbrıs'a görevli gittik. 2 ay kadar orada kaldık. Çalışmalar sırasında boş zamanlarımızda, hafta sonlarında falan oturuyoruz böyle. Orada Kıbrıs'ın yerlileri, işte ileri gelenleri, banka yürüyüşleri, banka müdürü falan sohbet ediyoruz. Anlamaya çalışıyoruz Kıbrıs'taki durumu falan. Bir ilaç lazım olmuş birine. Onu iki kişi konuşuyor tabii. Ben getirtirim dedi. Abi burada yok dedi. Rum tarafından getirtiriz merak etme dedi. Ben tabii şaşırdım önce dedim. Ya savaş hali var. O zaman daha harekat hemen yeni olmuşsaydı. Yani herkes elleri tetikte sınırda bekliyor. Bırak kuşuşmaz yani sınırdan. Nasıl getireceksiniz dedim kardeşim bunu. Dedi ya Hukuk Bey, Sayın Müfettiş dedi. Söylediğine bak dedi ya. Savaş filan tanımaz ticaret dedi. Biz dedi Ledra Palas'taki Barış Gücü askerlerine para veriyoruz. Onlar gidiyor Rum kesimden alıyor ilacı. Biraz da para onlar alıyor. Bakın şunu anlatmayı, bu doğru bir şey yanlış bir şey söylemiyorum. Ekonomi yasaklarla götürülemiyor yani. Tabii. Hatırlayın. Tabii. Yani şimdi sen banka merkezi yasakladın. Yine olmadı ne yapacaksın? Bu yarın bugün döviz devlet hesaplarına el koymaya kadar giden bir kapıyı açarsın yani. O zaman insanlar tedirgin olur, paniğe kapılır, paralarını alır, yastık altına, özel kasalarına koyarlar. Ülkeden döviz kaçışı artar. Şimdi sen teşhisi doğru koyamıyorsun, krizi inkar ediyorsun. Problem burada. Bir kriz var ve bu kriz inkar ediliyor. Tam burada çok kritik bir soru sormak istiyorum. İstirham edeceğim sizden. Duydunuz mu bilmiyorum. 40 milyar dolar, 40 milyar Türk lirası, evet. Merkez Bankası, İhtiyat akçesinden Türk milletinin kefen parası olan parayı seçim öncesi aktarmayı düşünüyor. Her şey çok mu güzel olacak, berbat mı olacak bu sonucunda? Şimdi çok acıdır ki zaten devlet adamıyla siyasetçi arası fark nedir dedikleri zaman siyasetçi yarını ve seçimi düşünür. Devlet adamı ülkenin geleceğini, gelecek kuşakları düşünür. Hem siyaset hem devlet adamı olmak zordur. Şu andaki iktidar maalesef tam bir siyaset günlük günübirlik düşünen siyasetçiler gibi düşünüyor. Popülizmden vazgeçmiyor. Ülkenin içine bulunduğu ağır ekonomik kriz koşullarını, çünkü kendileri sorun olacağı için
namuslu ve dürüst bir şekilde kabul edip öz eleştiri verseler bence çok daha hayırlı olur, daha inandırıcı olurlar. Orada da bir var yanlar hani, red ve inkar politikası adamların bütün şeyi bu. Kriz, ülke batmış, son 10 yılda en kötü işsizlik rakamı diyoruz, ekonomi çok iyi diyorlar. Son 10 yılda en düşük sanayi üretimi diyoruz, ekonomi çok iyi diyorlar. Dünya, Avrupa'nın dünyanın en kötü enflasyonlarından birine sahip değilmiş şey diyoruz, ekonomi çok iyi diyorlar. Konkordat'tan iflaslar aldı başını gidiyor diyoruz, ekonomi çok iyi diyorlar. Aklımızı alay ediyorlar. Peki patates, soğan kuyrukları ne diyoruz? İnsanlar Şubat sonunda emekliler, soğan kuyruğunda beklediler bir kilo patates almak için. Ne oldu? Bu ne diyoruz? Yine ekonomi çok iyi. Niye bitti? Seçim bitti. Kuyruk niye bitti? Şimdi efendim şu. Tabii insanın hatasını kabul etmesi, benim yoğurdum ekşilemesi kolay değil. Bir yere kadar anlıyorum. Ama bazı gerçekler gizlenemez hale gelmiş. Sayın Bakanım. Hani mızrak çuvala sığmıyor. Çok özür dileyerek bir şey sayın izleyicilerimizin de öğrenmesini istiyorum. Siz mutlaka biliyorsunuzdur. Maalesef tanzim satışlarda satılan patates, soğanları tamamını yandaş müteahhitlere aldırttı Sayın Cumhurbaşkanımız. Nihat şey... Özdemir, Mehmet Cengiz bunları alıp verdiler. Tanzim satışlarda bunlar satıldı. Tabii yani duyduk. Bu duyduk. Ben ilk defa bunu sizden diyorum ama yani hiç şaşırmıyorum. Hep arka kapıyı yani döviz mesela evet. Swap'larda da arka kapı politikası izlediler. Kamusal sermaye bankalara yoğun biçimde döviz sattırarak kurları kontrol altına almaya çalıştığı i̇şte yani. İddiaları da çok bir gerçek. 4,5 milyar dolar. Bu iddianızı doğruysa eğer nedir? Arka kapı politikası. Arka kapı. Bu halbuki ekonomi ajanlar, ajan derken yani tabii, tabii, şey, ajan anlaşılmasın yani. Yani ekonomik aktörler değil dünyada ve ülkede gerçekleri herkesten daha yakın takip edenler. Doğru. Bakın mesela Reuters haber ajansı vardır. Bizim duymadığımız haberi ilk o yayınlar mesela. Ekonomik haberler saniyeler mertebesinde dünyada gizlenemez. Sen TÜİK'in başına eski başkan arkadaşını getirirsin, efendime söyleyeyim bazı manipülasyonlar yaparsın, günü kurtarmaya bakarsın. Türkiye gidiyor ama kriz derinleşiyor. Maliyet, önlemlerin maliyeti artıyor. Kalıcı, inandırıcı bir istikrar programı. Bunu uygulayacak itibarlı kredibilitesi olan tabii, bir tabii. heyet. Bu tabii. Bakanlar olur, müsteşarlar olur. Böyle bir şey ve toplumsal bir mutabakat. Ben milli mutabakat dedim. Müsteşar yok artık Sayın Bakanım. Yok işte bakan neyse. Yani zaten rejim değişik. Bakın Sayın Cidoruk 19 Mayıs münasebetiyle biliyorsunuz Sayın Cidoruk yani çok güzel bir mesaj. 60 yıllık bir hukukçuluğu ve devlet adamı olan meclis başkanımız yapmış değerli bir isim. Sayın Cidoruk 19 Mayıs için bir mesaj kaleme almış bizzat kendi. Ben de çok mutlulukla okudum. Diyor ki bu başkanlık rejimi bu bünyeye uymadı. Evet. Ve çağrı yapıyor Tayyip Erdoğan'a. Sayın Erdoğan diyor, gel diyor bu başkanlık rejiminden vazgeçelim. Bütün bürokratik gelenekleri, devletin yapısı, hukuki altyapısı, yetişmiş bürokrasisi, her şey alt üst oldu. Tek adamın vereceği kararlarla her şey daha iyi, daha çabuk olacak gibi bir görüntü, her şeyi daha batırdı diyor. Hiçbir şey başkanlık seçiminden sonraki gelişmelere baktığınız zaman hiçbir şey daha başkanlıktan önceki, yani başkanlık sistemine geçmeden öncekinden daha iyi değil diyor Türkiye'de. Ne dış politikada, ne ekonomide. Dolayısıyla ben şimdi buradan şeye geleceğim. Yani bu politikalardan bir tanesi şimdi sizin sorunuz. 40 milyar liralık Merkez Bankası ihtiyaç akçesi var. İhtiyaç akçesi artık ölüm kalım halinde kullanılan bir şeydir. Kepen parası. En son hatırladığımız, bildiğimiz yani kayıtlara baktığımız zaman göre 1955 yılında Toprak Mahsul Ofisi'nin o zaman buğday ihtiyacı bir şey oldu. O an üstü bir durum var. Toprak Mahsulü'ne buğday alımı ve ürün için evet. bir verilmiş paraydı. Bir daha da hiç kullanılmadı o. Bu Merkez Bankası'nın kısa vadeli amaçla para basmasından farklı olan bir şey değildi. Evet. Bu bir parasal genişleme getirir. Parasal genişleme ne demektir? Emisyon hacminde artış. Enflasyonu patlatmak demektir. Yani devalüasyonu da tetikler. Devlet Albayrak bütün demeçlerinde damat bakanı ya damat diyeyim onu. Damat bakanlık aynı bir şey çok, getiriyor. Çok seviyorsunuz. Hem doğru. sorumluluk getiriyor hem de ağır bir eleştiri getiriyor. Damat bakan şimdi bunu nasıl yapacak yani? Ben bu açıklaması ya ben diyor parasal sıkılaşma yapacağım. Böyle güzel laflar ezberletmişler bana. 10 tane laf vardı zaten bu neoliberal kapitalizm şeyinde. İşte parasal sıkılaştırma, işte bilmem ne, işte Friedman'dan beri böyledir bu. 10 tane. Bize de ver. Ben de bakarken elime vermişlerdi. Sonra baktım ki bunları o söyledikçe ülke batıyor yani. Çok güzel. Onun için hemen vazgeçtik o. Yani liberalizm belki İngiltere için iyi bir rejim ama Türkiye'de tam liberal şeyi uygularsanız güçlü olan eline geçiyor her şey. Bütün kaynaklar, bütün üretim araçları ağır borçlanıyorsunuz. Sadece pazar haline geliyorsunuz. Dolayısıyla benim dediğim şey şu. Bu 40 milyar lira parayı aldığınız zaman para basmış oluyorsunuz. Açık.
Bunu dünya görüyor, ekonomik. Cebinizde para var mı? Var, evet. Kağıt para? Var. Bir çıkartıp bakar mısınız? Neyine bakalım? Şu günlerde, yani şu önemli de değil ama şu günlerde piyasada elimize geçen tüm paralar gıcır gıcır. Ha, bak buna yeni sayılırım. Bakın gıcır gıcır. Yine iyi çünkü sürekli para basıyor. Şimdi konuyu biraz değiştirmek istiyorum. İzninizle. Tabii tabii, nasıl isterseniz. Biraz da başka bir yere girelim istiyorum. Nasıl isterseniz. Dün akşam izlediniz mi bilmiyorum haberlerde, CNN'de de verdi, International'da. Amerikan Savunma Komisyonu dün akşam bir açıklama yaptı. Evet. Türkiye kesinlikle S-400'leri almasın dedi. Bu S-400 ne olacak? Alabilecek miyiz? Ben almayacağımız inancındayım ama bir de şöyle bir söylenti duydum. Tabii bunlar hurafe olabilir. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la bir görüşme yapıp 2,5 milyar dolar tazminatı siz ödeyin, S-400'lerden vazgeçelim demiş gibi bir duyum aldım. Siz duydunuz mu? Şimdi bunların hepsi duyuyor. Neler duyuyoruz? Tamam. Ama yani ben Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarının çok zor durumda olduğunu görüyorum. Yani hani bir film vardı ya da bir kitap mıydı o, çizgi roman. Tarzan zor durumda. Yani benzetmek ne kadar... Manisa'da Tarzan. Tabii ben ülkemin, ben Atatürk Cumhuriyeti'ne inanan ve kurucu değerlere gönülden bağlı bir ekonomist ve devlet adamıyım. Ülkemin bağımsızlığı, bütün dünyayla karşılıklı mütekabiliyet çerçevesinde iyi ilişkilerinden yana insanın, bağımsız bir Türkiye'nin savunma sanayinde güçlü olması, ayakları üzerinde durmasını her zaman arzu ederim. S-400 alınabilir mi? Alınabilir. Çünkü NATO tamamen Amerika'nın kontrolünde esasında. Amerika'nın da bize karşı niyetleri, sözde müttefik, özde ise yani düşmana yapmayan şeyler nedir? Düşmanca davranışlar hatta. İşte PKK, PYD'yi desteklemesi, FETÖ gibi bir korkunç organizasyonu Türkiye'nin başına bela etmesi ve hala FETÖ elebaşını Amerika'da himaye etmesi, bunlar bile yeterli. Yani ama Sayın Bakanım, Amerika'ya Amerika'da yetkililer şunu söylüyorlar, yani F-35'leri veremeyiz o zaman siz onu kurarsanız çünkü sistemimizi çalacaksınız. Ama biz entegre etmeyeceğiz. Benim Çavuşoğlu çıktı onlara karşı bir şeyler söyledi ama son iki dakikaya giriyoruz. Bir şeyle bu konuyu bitirmek istiyorum Sayın Bakanım. Bir cümlemi söyleyeyim istersen. Lütfen cümlemizi yani bitirin. AKP iktidarının iktidarlarını bir gün daha uzatmak, bir seçim daha kazanmak için yapmayacağı ittifak, dönmeyeceği viraj yok benim bugüne kadarki yaptıklarından gördüğüm. Yani dün zillet bilmem terörist bilmem ne işte HDP ittifak dediğinize bak bugün Apo'ya bilmem sayın diyemeye başladı danışmanları filan. Yani bu seçime AKP şeyle girer, HDP'ye girer, öbür seçime MHP'ye girer. Onlar için yani ilke, ideal ne kadar yani bir omurga var mı çok tereddütlüyüm. Bu füze meselesinde de S-400'leri almazlarsa yani çok rezil oldular politikada ama yani Türkiye açısından da bağımsızlığımız açısından da duruşumuz açısından çok büyük hata etmiş oldular. Bir de 2,5 milyarlar para verildi. Evet. Kimse kimseye Amerika nasıl verecek 2,5 milyarlar? Vermem demiş Trump zaten. Sonra Rusya'yla ne yapacaktı? Rusya İdlib'de yürüyün dediği zaman 300 bin, 200 bin tane Suriyeli yine buraya gelecek Türkiye'ye. Türkiye ikinci Suriye olacak. Bizi Araplaştırıyorlar yani. Onun için S-400 olayı kırılma noktasıdır. Tabii Haziran'a kadar teslim edecekleri söylerdi. Temmuz'a kadar mı? Temmuz'a işte önümüzde bir ay hikaye var. Son bir, şey. Son bir soruyla bitirelim istiyorum ben Sayın Bakanım. Net bir yanıt istiyorum sizden. ABD İran'ı vurursa Türk ekonomisi ne olur? Mutlaka bölgesel ve komşumuzla olan bir savaş bize çok olumsuz etkiler. Evet. Yani Amerika İran'a İsrail istediği için vurmak evet. Ve bölgede bir vuramaz bence. Ve Kürdistan'da Kürt koridorunu Akdeniz'e uzatmak için önce Irak'ı parçaladı, federal hale getirdi. Suriye şimdi. Şimdi Suriye'de de biz ona yine hala teşne oluyoruz. Evet. Suriye'de Esad esasında şu anda halkın nezdinde bir kahraman. Ülkesinin %80'ini Türkiye ve Suudi Arabistan destekli Amerikan saldırısından, IŞİD'in maskesiyle saplanan saldırıdan kurtarmış bir... Yani ben Suriyelilerin %80'i ve toprakların %80'i tekrar geri kazandı. Kalan kısmı biz işgal etmiş vaziyetteyiz. Biz orada oturup Suriye ile konuşursak el sıkışıyor. Bizim oturmamıza gerek kalmayacak. Biz nereye korkuyoruz? Bir Kürt koridoru olmasın diye. Tabii. Ama bizim korkumuz esasında El-Nusra Ağacı, Yobazları Suriye rejimi yok edecek diye korkuyoruz. Görüntü bu. Kimi kandırıyorsunuz siz? Yani şu an İdlib'de elinde ılımlı İslam falan değil diyorsun. Yani zaten ılımlı İslam diye bir şey olmaz. Olmaz. Yani dini, siyaset... Hep savunduğunuz şeydir bu. Ilımlı İslam, sonu radikalizme varır. Ben tabii. Bunu 10 sene önce yazılarımda yazdım. Hep söylüyorsunuz, yazıyorsunuz. Dini kullanırsan, bak din yüce, kutsal bir diğer hepimiz için elhamdülillah, hepimiz Müslümanız. Ama dini siyasete
ticarete konu ettiğim zaman o dinle olmaktan çıkıyor. Başka bir şey oluyor. Felakete dönüşüyor. Siyasal İslam bir felakettir dünya için. Sayın Bakanım, İnsanlık için de İslam için de felakettir. Sayın Bakanım, onun için Suriye'nin süremiz kısıtlı. Suriye'nin kendi topraklarına hakim olması PKK'nın orada bir federasyon kurması önler. Türkiye bir an önce Şam'da oturup masaya orayı güvenli hale getirip çekmelidir kuvvetleri. Aynen. Aksi takdirde İdlib'e saldıracaklar. İdlib'den burada 300 bin tane daha kaçak gelecek yine. Doğru. Suriyeliler burada güzel, mutlu yaşıyorlar. Hastane bedava, eğitim bedava, kayıt dışı çalışıyorlar. Güzel yani. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım, süremizin sonuna geldik. Yalnız şöyle yapalım. Biz bunu haftalık duruma çevirelim. İnsanların çünkü ilgisini çekiyor. Bıkmasın bize de bundan sonra. Bıktırmadan böyle güzel sizin bu değerli birikimleriniz, değerli görüşlerinizi sizde halkımızla paylaşabilmek bizden sizin sorularınız bizi şey yapıyor. Ne demek? Açıyor yani. Kusura bakma yani. Şeyden de söylüyorum ama normal işlersiniz. Memnun olmayanda çok çok tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, sizlere de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı lütfen unutmayalım.